Dersimize 7. sınıfların İngilizce dersiyle devam edeceğiz. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Takipçi sayımız biraz artsın. Konuya giriş yapacağım. Merhaba. Görüntüde, seste herhangi bir sıkıntı var mı arkadaşlar? Görüntüde problem var mı? Ya da seste? Tamam. Evet, şimdi yavaş yavaş konuya giriş yapacağım arkadaşlar. Ben konuyu anlatırken yorumları kapatacağım. Etkinliklerimiz var. Etkinliklerde yorumları açacağım. Etkinliği beraber yapacağız. Şu an yorumları kapatıyorum. Lütfen kalp atmayın. Ne olursunuz, yanım donuyor. Evet, bugün dersimize 8. üniteyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ünitenin adı Public Buildings, yani kamu binaları, kamuya açık binalar. Bu ünitede neler göreceğiz? Vocabulary, yani ünite kelimeleri, simple present tense, geniş zaman, present continuous tense, şimdiki zaman, exercises ve egzersizler. Simple present tense, present continuous tense'i ben size özet şeklinde anlatacağım arkadaşlar. Örnekler üzerinde göstereceğim zaten. Hemen kelimelerimle başlıyorum. Kelimeleri geçen haftaki gibi size gruplandırdım. İsimler, sıfatlar ve fiiller olmak üzere. Hemen kelimelerime bakıyorum. Art gallery, sanat galerisi, shoe shop, ayakkabı mağazası, pharmacy ya da chemists, eczane, butik, bakery, fırın, greengrocer, manav, museum, müze, butcher, kasap, library, kütüphane, fire station, itfaiye, police station, karakol, shopping mall, alışveriş merkezi, government office, hükümet konağı, city hall, belediye binası. City hall ile bazen arkadaşlar municipality kelimesini de görebilirsiniz. Municipality. Florist, çiçekçi, bookstore, kitapçı, pet shop, evcil hayvan mağazası, stationery, kırtasiye, tourism information office, turizm danışma ofisi, amusement park ya da fun fair, luna park, patisserie, pastane, gym, spor salonu, shop, mağaza ya da dükkan, tiyatro, travel agent, seyahat acentası, health problems, sağlık problemleri, painting, tablo ya da resim, desert, tatlı, desert, çöl. İkisi de birbirine yakın arkadaşlar. Desert, tatlı, desert, çöl. Delicious, lezzetli, gorgeous, muhteşem, görkemli ya da göz kamaştırıcı, intelligent, zeki, building, bina, trainers, spor ayakkabı, sale, indirim, ucuzluk, empty, boş, underground, yerde, stranger, tuhaf, acayip ya da yabancı, fire, ateş ya da yangın anlamında. Fiil olarak kelimeleri gruplandırdım yine. Bakıyorum hit, vurmak, çarpmak. Witness a crime, suça şahit olmak. Build muscles, kas yapmak. Lose weight, kilo vermek. Meet, buluşmak. Call the police, polis aramak. Send letter, mektup göndermek ya da mektup yollamak. Report a fire, yangın ihbarı ya da yangın ihbarında bulunmak. Call emergency, acil servisi aramak. Get help, yardım almak. Steal, çalmak. Bu arkadaşlar. Become, olmak. Celebrate, kutlamak. Earn money, para kazanmak. Save money, para biriktirmek. Improve yourself, kendini geliştirmek. Improve myself, kendimi geliştirmek. Improve English, İngilizceyi geliştirmek. Go abroad, yurt dışına gitmek. Hang around, gezmek, dolaşmak. Give, vermek. Hear, duymak. Buy dress ya da buy clothes, elbise satın almak. Buy food, yiyecek satın almak ya da yiyecek almak. Need, ihtiyacı olmak. Want to, would like to. Join, attend, gitmek, katılmak. Join ve attend eş anlamlı. Have fun, eğlenmek. Find the wallet, cüzdan bulmak. Ünitede geçen fiiller de bu şekilde arkadaşlar. Bakıyorum. What do you do in each place? Burada size yerleri bildirdim. Burada her bir yerde yapılan eylemler ve bu kısımda da cümleler var arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım ben size? Buradaki yerlerde hangi eylemler yapılır ve kurallı bir cümle nasıl kurulur? İşleştirme şeklinde buna bakacağız. Tekrar bir hatırlayalım. Sport center, spor merkezi, shopping center, alışveriş merkezi, fast food restaurant, abur cubur restoranları, stadyum, bildiğiniz üzere stadyum, opera house, opera evi, concert hall, konserlerin verildiği yer, art gallery, sanat merkezi, sanat galerisi, museum, müze. Shop, alışveriş yapmak. Eat with friends, arkadaşlarla yemek yemek. See ancient statues, antik heykelleri görmek. See paintings, listen to a concert, konser dinlemek. Watch a sports event, spor olaylarını izlemek. Spor etkinliklerini izlemek. See an opera, operayı izlemek ve do sports, spor yapmak. Şimdi arkadaşlar sport center. Biz ne yapıyoruz spor merkezlerinde? Do sports. Yani spor yapmak. Shopping center, alışveriş merkezi. Alışveriş merkezlerinde ne yapılıyordu arkadaşlar? Shop. Fast food restaurant. Fast food, abur cubur mekanlarında, yerlerine ne yapıyoruz? Eat with friends. Arkadaşlarla yemek yiyebiliriz. Stadyum. Stadyumda ne yapıyoruz arkadaşlar? Spor etkinliklerini izleyebiliyoruz. Opera house. Opera evlerinde ne yapıyoruz? Opera izlemeye gidebiliyoruz. Bakıyorum concert hall. Yani konserler, konser merkezleri ne yapıyoruz orada? Konser dinleyebiliyoruz. Art gallery, sanat merkezleri ne yapıyoruz biz burada? Resimleri izlemeye gidebiliriz ve müzyumda ne yapabiliriz arkadaşlar? Antik heykelleri görebiliriz. Ne yaptık? Buradaki cümlelerle de hemen alışveriş merkezlerinde spor yaparız. We do sports at the sports center. Shopping center. Alışveriş merkezlerinde ne yapıyoruz? Alışveriş. We do shopping at the shopping center. Fast food restoranlarında ne yapıyoruz? We eat fast food at the fast food restaurant. Ve stadyumda we watch match at the fast stadium. Ne yapıyoruz? Stadyumlarda maç izleyebiliriz. We watch opera at the opera house. Opera evlerinde opera izleriz. We watch concerts at the concert hall. Konser merkezlerinde konserleri izleriz ya da dinleriz. We see paintings or sculptures at art gallery. Sanat galerilerinde heykelleri ve resimleri görürüz. We see historical tanks at museum. Müzelerde tarihi şeyleri izleriz. Her bir yerde ne yaptık arkadaşlar? Gerçekleştirebileceğimiz eylemleri eşleştirdik ve bunlarla ilgili de cümleler kurduk. Tim's daily routine ve simple present tense. Tim's daily routine'e bir bakıyoruz arkadaşlar. 7 o'clock. Şurada saatleri verdim size ve ne yaptım? Tim'in her gün düzenli olarak yaptığı şeyleri bildirdim. 7 o'clock bakıyorum. Tim gets up at 7 every morning. Tim her sabah 7'de kalkar. Fiilin sonundaki ise takısını gördük değil mi arkadaşlar? Birazdan değineceğim size. 7:30, 7:30 bakıyorum. He has breakfast at 7:30 every morning. Her gün saat 7:30'da kahvaltı yapar. 8'e bakıyorum. He leaves home at 8 o'clock on weekdays. Her gün 8'de, her gün demeyeyim, hafta içleri 8'de evden ayrılır. 8:30, 8:30. He arrives at school at 8:30. 8:30'da okula varır. 15 yani 3 p.m. His lessons finishes at 3 p.m. Saat 3'te, öğleden sonra 3'te dersleri biter. Bakıyorum 16 yani 4 p.m. He arrives at home at 4 p.m. Yani öğleden sonra 4'te eve varır. 16 yani 6 p.m. He has dinner with his family at 6 p.m. Akşam 6'da ailesiyle akşam yemeği yer. Bakıyorum 19 yani akşam 7. He does his homework at 7 p.m. Akşam 7'de ödevlerini yapar. Ve bakıyorum 21 yani akşam 9. 9 p.m. He goes to bed at 9 p.m. Akşam saat 9'da da yatağa gider yani uyur. Burada ne yaptık arkadaşlar? Tim'in günlük rutinini belirttik ve dikkat ettiyseniz fiillere bir takım ekler getirdik. Hemen geniş zamana burada bir değiniyorum. Simple present tense geniş zaman arkadaşlar. Geniş zamanda benim kullandığım 2 tane yardımcı fiilim var. Do ve does. Eğer benim öznem I, you, we ise yardımcı fiilim do, olumsuzu don't. Ve ne yaptım? Fiilin 1. halini kullandım arkadaşlar. Eğer benim öznem he, she, it ise yardımcı fiilim does, olumsuzu doesn't. Eğer benim cümlem olumlu cümle ise fiillere bir takım ekler getiriyorum. S, es, ies takıları. Sadece olumlu cümlelerde fiillere takılar gelir. Olumsuz cümlelerde ve olumsuz cümlelerde ve soru cümlelerinde fiillere herhangi bir ek gelmez arkadaşlar. Bu eklerde ne zaman geliyor? Eğer benim fiili öznem he, she, it ise. Özne he, she, it ise ve cümle olumlu ise ne yapıyorum? Fiile bir takım ekler getiriyorum. Şimdi hangi durumda es, hangi durumda es ya da hangi durumda ies takıları gelir? Onlara bir bakalım. Not şeklinde yazdım zaten. Eğer fiil x, o, c, h, s, h ve s, s harfleriyle bitiyorsa bu fiilin sonuna takısı, fiilin sonuna arkadaşlar s takısını getiririz. Yani es takısı getirilir. Bakıyorum fix, tamir etmek fiili x harfiyle bitmiş ve sonuna s takısı gelmiş. Fixes. Do, yapmak fiili o harfiyle bitmiş ve sonuna s takısı gelmiş. Does. Şimdi arkadaşlar yapmak fiiliyle yardımcı fiil olan do'yu birbirine karıştırmayın. Çünkü olumlu cümlelerde yardımcı fiil kullanılmaz. Yapmak fiili do ile ve s takısı hal almış does'ı yardımcı fiil olan do ve does ile birbirine karıştırmayın. Watch izlemek. CH harfleriyle bitmiş ve sonuna S takısını almış. Watches, finish, bitmek, bitirmek. SH harfleriyle bitmiş ve sonuna S takısını almış. Finishes, miss, özlemek ya da kaçırmak. SS harfleriyle ya da S harfiyle bitmiş. Sonuna S takısını almış. Misses. Bir sonraki ek kuralına bakıyorum. Eğer fiil Y harfiyle bitip öncesinde sessiz bir harf varsa ne yapıyor arkadaşlar? Y harfi düşüyor ve sonuna es takısı yani res takısı getiriliyor. Study, ders çalışmak. Y harfiyle bitmiş ve öncesinde D sessiz harfi var. Y'yi düşürdüm, es takısını getirdim. Studies. Cry, ağlamak. Öncesinde D harfi var. Y'yi düşürdüm, es takısını getirdim. Cries. Başka ne var arkadaşlar? Hemen bir örnek daha yapalım. Fly, uçmak fiili. Öncesinde L harfi olduğu için ne yaptım ben? Y'yi düşürdüm, es takısını getirdim. Flies. Ve diğer fiilin sonuna arkadaşlar S takısını yani S takısını getiriyoruz. Get, gets. Drink, drinks. Eat, eats. Give, gives. Write, writes. Read, reads şeklinde. Ve bakıyorum arkadaşlar be ve have düzensiz fiillerdir. Biz be ve have'in sonuna herhangi bir ek getirmiyoruz. Bu iki fiil kuralsız bir şekilde değişiyor arkadaşlar. Hemen şöyle bir tablo içinde yazdım. Be geniş zamanda emizara dönüşüyor. Have ise has'e dönüşüyor arkadaşlar. Ve biz simple present tense'i niye kullanıyoruz? Günlük rutinleri anlatırken kullanıyoruz. Yani her zaman düzenli olarak yaptığımız eylemleri anlatırken simple present tense'i yani geniş zamanı kullanıyoruz. Geçiyoruz bir sonraki konumuza. Where are people? What are they doing? İnsanlar nerede? Neler yapıyorlar? Hemen bakıyorum. İlk cümleme. Ayşe is in the supermarket. Ayşe süpermarkette. She is buying fresh vegetables and fruits. Ne yapıyor? Taze meyveler ve sebzeler satın alıyor. Şurada arkadaşlar in gördüğümüz yere biz aslında at de diyebiliriz. Hem in edatını hem at edatını kullanabiliriz. B bölümüne bakıyorum. Ayla is in the coffee shop. Ayla kahve dükkanında. She is having chit chat with her friends. Arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Ali is in the library. Ali kütüphanede. He is reading a book. O kitap okuyor. Ahmet is in the gym. Ahmet spor salonunda. He is doing sports. Spor yapıyor. Jane and Jack are at the restaurant. Jane ve Jack restorandalar. They are having dinner. Akşam yemeği yiyorlar. Tom is at the bakery. Tom şu an fırında. He is buying fresh bread. Ne yapıyor? Taze ekmek satın alıyor. Bu cümlelerde ne yaptık arkadaşlar? İnsanlar şu an neredeler ve ne yapıyorlar? Onları incelemiş olduk. Bakıyorum hemen. Present continuous tense diye zamanım var benim. Yani şimdiki zaman. Şimdiki zamanda arkadaşlar eğer benim öznem I ise yardımcı fiilim am. Benim öznem he, she, it ise yardımcı fiilim is. You, we, they ise öznelerim ve yardımcı fiilim are. Ne yapıyorum arkadaşlar? Am, is, are'dan sonra fiil kullanıyorum ve fiile ing takısını ekliyorum. Geniş zamanda bilmeniz gereken en önemli şey bu. Am, is, are'dan sonra fiil gelir ve fiile ing takısı eklenir. Ve arkadaşlar şimdiki zamanda kullandığım benim 4 tane zaman ifadem var. Yani zaman zarfım var. Bunun 4'ü de aslında Aynı anlamda değişen hiçbir şey yok. Bakıyorum bunlara. Now, şimdi. At the moment, şu an. Right now, hemen şimdi. At present, şu anda. Bunlar benim şimdiki zamanda kullandığım zaman zarflarım arkadaşlar. Örneklere bakacak olursak. I am in the chemist's. Ben eczanedeyim. I am buying medicine. Ne yapıyorum? İlaç satın alıyorum. Fatma isn't watching TV. Fatma televizyon izlemiyor. Ne yaptım? Olumsuz bir cümle yaptım. Olumsuz cümlede de fiile yine ing takısını ekledim. Fatma isn't watching TV. Televizyon izlemiyor. Because she's doing homework. Çünkü ödevini yapıyor. Şu an Fatma ödevini yapıyor. Are they studying? Soru yaptım. Soru yaparken de ne yaptık arkadaşlar? Yardımcı fiili başa getirdik. Yine ne yaptım fiili? ING takısını ekledim. Are they studying? Onlar ders çalışıyorlar mı? Şeklinde çevirebilirim ben bu soruyu. Ve şimdiki zamanı neden kullanıyoruz? Nerelerde kullanıyoruz? Bakalım, konuşma anında yapılan eylemleri anlatmak için kullanıyoruz arkadaşlar. Simple present yani geniş zaman rutin eylemleri anlatırken kullanılıyordu. Her zaman yapılan eylemleri anlatırken kullanılıyordu. Simple present continuous tense ise yani şimdiki zaman ise konuşma anında yapılan eylemleri anlatırken kullanılıyordu. Herhangi bir sıkıntı var mı? Geniş zamanla ilgili ya da şimdiki zamanla ilgili kafanıza takılan bir şey var mı? Anlamadığınız bir yer var mı? Anladı o zaman. Tamam. Şimdi o zaman arkadaşlar 9 dakikamız var. Hemen etkinliklerimize bakalım. Hemen etkinliklerimize bakalım. Ondan sonra da dersimizi bitirelim. Choose the correct place. Soruları okuyun ve doğru yerleri seçin, işaretleyin. İlk soruma bakıyorum. Where can you go to report a crime? Bir suçu ihbar etmek için nereye gidebilirsin? Bakıyorum. A şıkkı bank, banka. B şıkkı police station, yani karakol. C şıkkı municipality. Neydi municipality? Belediye binası ya da belediye. Bakery, fırın. Nereye gidebilir bir suçu ihbar etmek için? C diyen arkadaşlarım var. C'ye bakıyorum. Municipality yani belediye binası. Arkadaşlar suçu ihbar etmek için belediye binasına mı gideriz? Police station, karakola mı gideriz? Bence karakola gideriz. Yani B şıkkı. Evet Gültencim, B. İkinci soruya bakıyorum. Where can you go to drive bumper cars? Bumper cars'ın ne demek olduğunu hatırlayan var mı? Bumper cars ne demekti? Hatırlıyor muyuz? Evet, birinci sorumuzun cevabı B. Bumper cars çarpışan arabalar demek. Çarpışan arabaları sürmek için nereye gidebiliriz? A. Amusement park. B. Coffee shop. C. Music store. D. Art gallery. İkinci sorunun cevabı A. Amusement park. Yani neydi? Luna Park. Üçe bakıyorum. Where can you go to get fruit and vegetables? Meyve ve sebzeleri almak için nereye gidebiliriz? Bakıyorum. A. Music store. B. Book store. D. Greengrocer. D. Stationery. Greengrocer. Evet, meyve ve sebze almak için greengrocer'a yani manava gideriz. Bakın dördüncü soruya. Where can you go to the sea? Mayor. Mayor başkan demek arkadaşlar. Başkanı görmek için nereye gidebiliriz? Bank. Municipality. Police station. Pet shop. Dördüncü sorunun cevabı ne olabilir? Başkanı görmek için nereye gideriz arkadaşlar? Bankaya mı? Belediye binasına mı? Karakola mı? Evcil hayvanları satıldığı dükkana mı? Tabii ki B şıkkı, belediyeye gidebiliriz. 5'e bakıyorum. Where can you go to do some shopping? Biraz alışveriş yapmak için nereye gidebiliriz? Movie theater, tiyatroya ya da pardon sinemaya. Municipality, yine belediye binası, shopping mall, alışveriş merkezi, butcher, kasap. Nereye gidiyoruz? Shopping center ya da shopping mall. Where can you go to see paintings? Resimleri görmek için, tabloları görmek için nereye gidebiliriz? Amusement park, art gallery, movie theater, city hall. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Resimleri görmek için art gallery yani sanat galerisine gidiyoruz. Çok fazla vaktimiz kalmadığı için ne yapıyorum? Hemen hızlı etkinliklerimi yapıyorum. 7. soruyla devam ediyorum. Where can you go to see a doctor? Doktoru görmek için nereye gidebiliriz? Hospital, amusement park, grocery, florist. Doktoru görmek için nereye gidiyoruz arkadaşlar? Hospital yani hastane. Where can you go to watch a film? Film izlemek için nereye gidebiliriz? Music store, art gallery, movie theater, library. Film izlemek için sinemaya gidiyoruz. Where can you go to buy some fresh bread? Taze ekmek satın almak için nereye gidebiliriz? Bakery, fırın, stationery, kırtasiye, coffee shop, kafeterya gibi, restoran. Türkçe'ye de geçti zaten. Restoran. Taze ekmek almak için ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakery'e yani fırına gidiyoruz. Where can you go to meet your friends for drink? Arkadaşlar bir şeyler içmek için ya da arkadaşlar bir yerde buluşup bir şeyler içmek için nereye gidebiliriz? Art gallery, coffee shop, Chinese museum. Ne yapıyoruz? İçecek söz konusu olduğu için coffee shop. Where can you go to draw money? Para çekmek için nereye gidiyoruz peki? Bank, art gallery, patisserie, bibliotek. Tabii ki bank. Where can you go to buy some CDs? Birkaç CD'yi nereden satın alabiliriz? Coffee shop, amusement park, music store ve fire station. Ne yapıyoruz? Music store'a gidiyoruz. Where can you go to buy some medicine? Biraz ilaç için gidiyoruz arkadaşlar. City grocer ve bakery. Tabii ki chemist gidiyor. Match questions with their answer. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Soruları cevaplarıyla eşleştiriyoruz. Neden sorusu var burada ve neden sorusunun cevapları. Demişiz ki why do you go to the hospital? Neden hastaneye gideriz? Why do you go to the library? Neden kütüphaneye gideriz? Ya da gidersin. Why do you go to the circus? Neden sirke gideriz? Why do you go to the travel agency? Neden seyahat acentasına gideriz? Buradaki hemen cevaplara bakıyorum. To get plane tickets for holiday. To see the dolphins. Hemen bakıyorum. To get plane tickets for holiday. Tatil için uçak biletleri almak için. To see the dolphins. Yunus balıklarını görmek için. To see a doctor. Doktor görmek için. To borrow some books. Birkaç kitap ödünç almak için. To see the acrobats. Akrobatları görmek için ya da izlemek için. Hemen bakıyorum. Why do you go to the hospital? To see a doctor. Doktoru görmek için. Why do you go to the library? To borrow some books. Birkaç kitap ödünç almak için. Why do you go to the circus? Neden sirke gideriz? To see the acrobats. Why do you go to the travel agency? Neden seyahat ajantasına gideriz? To get plane tickets for the holiday. Tatil için uçak biletleri almaya. Hemen üçüncü soruyu atlamışız burada. Why do you go to the aquarium? Neden akvaryuma gideriz? To see the dolphins. Yunus balıklarını görmek için. Bunları cümle şeklinde yazdım arkadaşlar. Cümlelere göz atalım. Şimdi sorularımız geniş zamanla sorulduğu için cevapları da biz ne yapıyoruz? Geniş zamanla veriyoruz arkadaşlar. Why ile soru sormuş bize. Yani neden, niçin diye sormuş. Biz neden sorularına ya da niçin diye sorulan sorulara iki türlü cevap veririz arkadaşlar. Ya because diye başlarız ya da to ile iki cümleyi birbirine bağlarız arkadaşlar. Why sorusuna iki türlü cevap veriyoruz. Ya because ya da to. We go to the hospital to see a doctor. İki cümleyi birbirine bağlarken ve için anlamını katabilmek için ne yaptım ben? To bağlacını kullandım. Doktoru görmek için hastaneye gideriz. We go to the library to borrow some books. Birkaç kitap ödünç almak için kütüphaneye gideriz. We go to the aquarium to see the dolphins. Yunus balıklarını görmek için akvaryuma gideriz. We go to the circus to see the acrobats. Akrobatları izlemek için ya da görmek için sirke gideriz. We go to the travel agency to get plane tickets for holiday. Tatil için uçak biletleri almaya ya da almak için seyahat ajantasına gideriz. Evet arkadaşlar, why ile sorulan sorulara bu şekilde cevap veriyoruz. Ya because ya da to ile iki cümleyi birbirine bağlıyoruz.